Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve beklediğimiz EAA Basmap 1.32'ye güncellenmiş. Hemen ben de indirdim. Video açıklamasında 1.32 güncellemesinin indirme linkini bulabilirsiniz. Herhangi bir DLC istiyorum, istemiyorum, hiçbir fikrim yok. En baştan söyleyeyim, ondan sonra söylemedin diyorsunuz. Hiçbir fikrim yok. Belki açıklamasında yazıyordur, incelemedim. Bakabilirsiniz. Ben pek dikkat etmiyorum o tarz şeylere. Bayağı uzun bir açıklaması var zaten. Yeni şehirler eklenmiş. Şöyle gösterelim hemen haritamızda. O kadar büyük ki böyle haritayı açtığım zaman bile kasıyor. Yeni profil açmanıza gerek yok. Mevcut profil üzerinden çalıştırabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi zaten. Oyunun orijinal haritası. Burası zaten. EAA Basmap dediğimiz bölümde. Şu şekilde bayağı geniş, büyük bir harita. Yeni bölümler eklenmiş haritaya. Mesela yanlış hatırlamıyorsam eğer şu bölüm yoktu. Biz de bugün şuradaki yoldan başlayacağız. Çok güzel dağ yollarımız var böyle bol virajlı. Şuna bakar mısınız? Bol virajlı dağ yollarımız var. Birazcık yapıştıralım gidelim. Fiziği en iyi otobüsümüz olan Scania Touring Bus ile oynuyoruz. Şöyle hemen aracımızın içine bir geçelim. Çalıştıralım. Yolumuza çıkalım. Terminalimizden çıkalım. Bu otobüs çok iyi ya. Fizik efsane otobüsün. Görsel zaten hani tartışılmaz da. Ama otobüsün şu fiziği. Böyle bir şey yok abi, bak şimdi. Fiziğe bak, fiziğe. Böyle bir fizik yok yani. Hadi geç. Hemen şöyle yollarımıza doğru gidelim. Aracımız 8 vites. Öyle bir seçim yaptım. Burada birazcık seri gitmeye çalışacağım çünkü önümüzdeki yol biraz uzun. O virajlara doğru biraz böyle gidene kadar seri gideceğim. Zaten orada bayağı bir yavaşlayacağız. Dönüşlerde falan biraz sıkıntılı çünkü dar yollar. Aynı bu şekilde bir gidiş bir geliş. Böyle bir yardıralım gidelim bakalım. Yardıran ze durumları yani. Bu arada bir önceki videomuz biliyorsunuz Forza Horizon 4'tü. İlk defa çektim kanalımızda. Driving Boss kanalımızda biliyorsunuz sürekli hani o oyunun içindeki araçlarla çekiyoruz. Emre, Sezer ve ben. Bu arada video açıklamasında o kanalımızın da linkini bulabilirsiniz. O kanalımızı da takip edebilirsiniz. Hadi dedim bu kanalı da atayım en azından hani o kanalda sadece oyunu oynuyoruz, videosunu çekiyoruz. Herhangi bir şekilde sohbet, muhabbet ve video yok. O kanalı biraz da evrensel olarak hani düşünüyoruz. Bak solda yere bak, kaldı orada. Hani sadece Türkiye için değil de evrensel olarak düşünüyoruz o kanalı. O yüzden hani konuşma vesaire tarzı şeyler olmayacak o kanalda hiçbir zaman. Şu an nasıl çekiyorsak aynı şekilde devam edeceğiz. Hadi dedim bu kanalımıza da çekelim. Belki hani hoşuna giden arkadaşlarımız olur. Çünkü oyun gerçekten güzel. Araçları olsun, grafiği olsun falan zaten efsane bir oyun. Çektik, yayınladım. Bak üzerinden ertesi gün video atamadım. İşlerim vardı bir sonraki günde. Yani o gün video 5500 falan izlendi. Bizim kaç abonemiz var? 115.000. 115.000 aboneden 5000 izlendi video. Böyle bir şey yok. O yüzden çekmeyeceğim. Belki kendimi zevkime çekerim yani. Demek ki sevilen bir oyun değilmiş. O yüzden çekmemize de gerek yok. Yani seven arkadaşlarımız da vardır. Eyvallah ama 5000 izlenme için de bir oyun çekilmez maalesef. Çünkü 115.000 abonemiz varken diğer izlenmelerimiz iyiken işte ETS olsun ne bileyim Farm Bus olsun, Bus Simulator olsun.
ATS olsun, diğer oyunlarımızın izlenmeleri güzelken o ilk defa çektiğimiz bir oyun bile 5000 izlendiyse oyunu çekmenin bir anlamı yoktur. Demek ki sevilmemiştir. Seven arkadaşlarımız vardır. Belki söylediğim gibi zevk için, kendim için belki çeker atarım. Arada bir o da. Hani onun sözünü vermiyorum. Hani onun da serisi gelmeyecek arkadaşlar. Öyle bir şey söyleyebilirim. Çünkü söylemiştim, güzel beğeni alırsak, güzel bir izlenim alırsak onun da serisini çekeriz demiştim ama güzel beğeni, güzel bir izlenim almadığımız için maalesef o oyunu çekmeyeceğiz. Seri olarak çekmeyeceğiz. Belki söylediğim gibi işte zevk olarak kendim çekerim. Arada bir atarım yine kanala, belli olmaz. Ama Driving Boss kanalımızda o oyunu sürekli oynuyoruz. İzlemek isteyen arkadaşlarımız oradan da izleyebilirler tabii ki. Evet, virajlarımıza geldik bu arada bak. Şu karşıdaki yolu görüyorsunuz. Orayı komple tırmanacağız şimdi. Video açıklamasında hem haritanın hem de aracın indirme linkini bulabilirsiniz. Aracın hem fix hali var, yani hem fix modu var, hem de aracın orijinal modu var. İkisini aktif etmeniz gerekiyor. Sadece fix'i aktif ettiğiniz zaman çalışmıyor. Ben denedim. Oyundan attı. İkisini de aktif ettiğim zaman sadece çalıştı. Evet, virajlarımıza geldik. Virajlar fena yandı ha. Dönüşlerde inşallah bir otobüs, kamyon falan denk gelmez dedim. Sanırım kayaya çarptık. Geldi mi? İyi, Allah'tan durmuş bak. Çünkü onlar bizim şeridimizden dönüyor. Bizim şeritten döndükleri için kafa kafaya girebiliyoruz ya da bloklama olayı oluyor. Bu sefer ne o dönebiliyor ne ben dönebiliyorum. Oyunun trafiği de felç olmuş oluyor. Biraz sıkıntı yaşıyoruz o yüzden. Böyle virajlarda inşallah denk gelmeyiz yani. Şu direksiyon takipli kamerayı dur biraz daha aktif edeyim. Sürekli sağa sola bakmaktansa en azından direksiyonu çevirdiğimiz zaman şey olur. Kafamız döner. O neredeydi? Heh. Şimdi sonuna kadar bir açalım. Tam olarak değerlerini bilmiyorum gerçi ama açalım, deneyelim. Biraz fazla gibi ama dur bakalım. Dönüşte şimdi anlarız onu. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl olacak? Bu biraz fazla çünkü en ufak bir şeyde bak çok sallanıyor. Evet, fazla hiç gerek yok bu kadarına. Hemen şöyle yaptım. Oynanıştaydı. Heh, şu. Yani şöyle yarıya çeksek herhalde iyi olur diye düşünüyorum. Aynen böyle daha iyi oldu. Havalar soğuk arkadaşlar, artık biraz dikkat etmemiz lazım. Ben pek dikkat etmedim. Bu ara bir burunlarım akıyor. Direkt vitamin takviyesine başladım. Rampaya bak, rampaya. Rampaya bak. Aracın yalnız stop farları vesaire çok iyi ya. Aynen bu şekilde kamera daha iyi oldu ya sanki.
Ne diyorsunuz? Yani bu tarz virajlarda böyle kamera şeyini aslında arttırabiliriz. Hani sürekli dönerken şöyle yapacağımıza, sonuçta biz kafamızı çevirdiğimiz zaman dönmüyor gerçek hayattaki gibi. Onun için bir cihaz almak gerekiyor. En azından bakın bu şekilde daha rahat görebiliyoruz. Evet, böyle güzel oldu. Baya baya dağı tırmandık herhalde ya. Baksana bak, ta şuralardan geldik. Bak, ta buradan geldik. Geldiğimiz yola bak. Tırmana tırmana çıkıyoruz yani. Bizim bir tane Peru map'teydi miydi? Peru map'teydi galiba. Bir yolumuz vardı, bir videomuz vardı. Bunlar nasıl virajlar diye. Aynı ondaki gibi virajlar. Telefonun sesini kısmamışız. Şu ön tarafı gösteren kamerayı niye arka tarafı gösteren kamera yapmamışlar? Ya önümüzü zaten görüyoruz. Gerek var mı öyle bir şeye? Belki webcam'den hani gözükmüyordur, şimdi bir şey diyemeyeceğim. Şu kameradan bahsediyorum bu arada. Çarpmayalım. Şu kameradan bahsediyorum. Ön tarafı gösteriyor. Niye arkayı göstermiyor? Biraz düzlüğe geldik, şöyle bir yardıran Z moduna girelim. Rampa tırmadık. İnşallah biraz da böyle aşağı iniş olur. Önümüzde yine az önceki gibi yollar var. Çünkü pek dağ kalmadı gibi. Sanki böyle biraz aşağı inecekmişiz gibime geliyor ama dur bakalım, göreceğiz. İnşallah öyle gelir de birazcık retarder kullanırız ya. Retarder sesi çok iyi. Bak. Retarder güzel. Yine Deadbeat sağ olsun bunun fixini çıkarmıştı. Fixiyle beraber yanlış hatırlamıyorsam retarder sesi gelmişti. Öncesinde yoktu diye hatırlıyorum. Daha hani var ya yani. Yine mi tırmanacağız ya? Vay arkadaş. Aşağı ineydik. Olmuyor mu öyle? Kabul olmuyor mu? İneceğiz miyiz? İneceğiz miyiz yalnız? İnecek miyiz? Ya yine tırmanıyoruz herhalde. Şuna bak. Bir ara kar modu yapalım ya. Şöyle 1.32 uygun, güzel. Hani asfaltta gidiyormuş gibi değil de böyle kayan bir
kar modu falan, böyle zincir destekli falan. Zincir gerçi hani bir işe yaramıyor, kaymasını engellemiyor tabii ki öyle bir durumda da. Görsel olarak en azından güzel oluyor yani. Geçen sene bayağı bir onun için uğraşmıştım ya. Zincir modu vesaire falan diye. Daha hani kış tam geldi gelmedi arasında olduğu için pek kar modu falan da yapılmıyor sanırım. Hiç denk gelmedim 1.32'ye uygun. Geçen bir arkadaşımızın linkini atmış bana, sağ olsun. Onu bir incelerim, 1.32'ye bilmiyorum uyumlu mu gerçi de. Bir onu incelerim bakalım. Eğer güzelse bir arada böyle kar moduyla falan oynarız yani. Hazır kış gelmişken. Düzlük var. Şurayı da dönelim. Yokmuş. Oğlum. Mağaraya gidiyorduk. Döndüremedim otobüsü. Ben bir geçeydim ya. Hem gireydim şehirde. Heh. Vallahi gidiyorduk ha. Promotes'un da karlı bölgeleri vardı. İlk hatta ben YouTube'a başladığım dönemde, bundan 1,5 yıl önce falan. 2 yıla yaklaşacak bu arada neredeyse ya. Bayağı bir zaman geçirmişiz yani beraber. Promotes'u ilk o zamanlar oynamaya başladığımda, daha öncesinde oynuyorum tabii de YouTube'da, hani ilk o dönemlerde oynamaya başladığımız zaman Promotes'un üst tarafında karlı bölgeler var. Oraları bayağı bir oynamıştık, bayağı bir gezmiştik. Orada karlı bölgede şey oluyor, araç kayıyor, çekmiyor. Hani haritada ona göre bir yönlendirme yapmışlar. Aslında oyunun orijinalinde olması lazım bunun. Yani değişken havanın olması lazım. Yani o dinamik hava, o bölgeler, görseller falan. Böyle hani oyun tarihinin falan olması lazım. O tarihe göre yer yer hani kar yağışı, karlı yerler, karlı bölgeler vesaire olması lazım. Yani oyunun orijinalinde olması lazım. Mod olarak değil de bunun orijinalinde olması gerekiyor. Yani tamam, Euro Truck Simulator Avrupa tır simülasyonu oyunu. Eyvallah da Avrupa'ya kardeşim hiçbir kar yağmıyor ya. Yağmur olasılığı var, eyvallah, onu açabiliyorsunuz, yağmur yağıyor falan filan, ama hani kar da olması lazım ya, bölgesel karlar olması lazım, iklim değişikliklerin olması lazım, ne bileyim yani. Yani SCS'nin eski oyunlarında vardı bu, yani bu Euro Truck döneminden değil de neydi? Hard Truck dönemlerinde. Ya Hard Truck şeyde vardı ya. Ne, o teneke bir tır vardı ya. Hard Truck 18 Wheels of Steel. Yani onda vardı ya. İlk oyun ya. İlk oyun. Onda vardı. Böyle bir şey yok. Bir bölgeye geçiyorsun. Kar yağışı başlıyor. Etraf kar oluyor. Yollar mollar kar oluyor. Amerikan Truck vesaire onlar da vardı. Amerikan Truck Simülatör değil bak. Hani şey, Hard Truck Across America yani. Amerikan Truck daha yeni hani oyun. 2015 döneminde çıkmış bir oyun yani. 2014'te mi 2015 döneminde çıkmış bir oyun. 2015'ti galiba. Belki de 2016. Tam olarak hatırlamıyorum şu anda ama 2015 falan olması lazım. Yani bilmiyorum, yapmaları gerekiyor ya. Şimdi bu
Alaskan Truck Simulator diye bir oyun geliyor. Ben oyunun pek bir geleceği olacağını sanmıyorum. Hani videoları falan güzel. Onlar oyun görseli değil tabii ki, video. Hiçbir zaman oyun görsellerini videoda direkt göstermiyorlar çünkü kötü olacağını düşünüyorum ben o oyunun. Ha, alırız, oynarız, deneriz. Hoşumuza gider, iyi olur belki de. Ben sadece tahminimi söylüyorum tabii ki. Sadece şu anda videosunu gördük yani YouTube'da. Ne zaman çıkacağı belli değil, çıkış tarihi belli değil, hiçbir şey belli değil. Bekliyoruz yani sadece. Bak, bu Fermas'ın yapımcılarının bir oyunu vardı. The Tourist Bus. O da yok hala piyasada. Tarihi ertelendi, ertelendi. En son Kasım sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Kasım sonuna atılmıştı. İlk önce 30 Ağustos'tu. Sonra Eylül 22 mi 23'e mi ne atıldı. Ondan sonra Ekim sonuna doğru atıldı. En son Kasım sonuna doğru atıldı. Bu oyunu erteleniyoruz yani o oyunlarda. Bir böyle söylenilen tarihte çıkan oyun görmedik. ETS yeni DLC gelecek. Harita DLC'si. İşte Baltic Sea. Hala bu yıl sonu diyor. Onun da tarihi yok. Ben sanmıyorum bu tarihlerde çıkacağını. Gerçekten de Aralık ayını bulur diye düşünüyorum. Çünkü 1.32 tam sürüme daha yeni geldi. Genelde harita DLC'leri her yıl harita DLC'si çıkartıyorlar. Aralık'ta geliyoruz yani. 1.33 sürüme geçildiği zaman o da gelecektir diye düşünüyorum. Yani 1.33'ün betası çıkar. 1.33 tam sürümeye geçtiği zaman o harita DLC'si de gelir diye düşünüyorum. Yani bu da yine daha önceki senelerde olduğu gibi Aralık ayını bulacaktır eminim. Şu an bir önceki DLC İtalya DLC'siyiz. Tam hatırlamıyorum tarihini ama yine Aralık'tı galiba. Hatta DLC böyle bu indirimlerin 21 Aralık'ta mı indirimler başladı yanlış hatırlamıyorsam. Ha, bu arada ETS'de indirim var. 29 Ekim'de başladı. Geçen bahsetmiştim bu konudan. 29 Ekim 1 Kasım. Yani 1 Kasım akşamına kadar devam ediyor. Siz bu videoyu 1 Kasım'da izliyor olacaksınız arkadaşlar. Yani gündüz izleyen arkadaşlarımız eğer hani hala bilgileri yoksa 1 Kasım akşamına kadar indirim devam edecek. O tarihe kadar, o saatlere kadar, tarihe demeyelim de o saatlere kadar satın almak isteyen arkadaşlarımız varsa DLC'ler, İşte oyunun kendisi ya da Steam'de başka oyunlarda da var indirim, sadece ETS değil yani. Bu şekilde indirimler var. Ekim'den sonra Kasım'ın sanırım Kasım ayında bir indirim olacak. Ondan sonra da Aralık ayında bir indirim var. Yani bu Ekim, Kasım, Aralık arasında 3 tane falan bir indirim oluyor. Ondan sonra bayağı bir süre olmuyor ta ki ilkbahar aylarına kadar. Ha, oyunu almak istiyorsanız tabii ki takip etmeniz gerekiyor. Bazen hafta sonları indirimleri falan filan oluyor böyle. O tarihlerde de hani o indirim geldiği tarihlerde de satın alabiliyorsunuz. Yani Steam'den oyunun mağazadaki bölümüne gelip takip et diye bir seçenek var. Ona bastığınız zaman hani sizin mail adresinize bilgi geliyor oyun indirime girdiği zaman. Oradan falan hani sizler de takip edebiliyorsunuz. Beklediğimiz an. Abi şimdi Dorse yok ya, bizi arkadan iten bir şey yok. Yani hızlanıp retarder çekeyim diyeceğim. Yokuş aşağı inerken araç hızlanmıyor şu anda bak. Aslında hızlanması lazım da. Boşa atsak. Boşta da retarderin ne anlamı var? Anlamadık yani. Dik bir rampa olacak da araç kendini sallayacak da. Bak, hafif bir eğim var sonuçta değil mi? Rampa var ama bak hız düşüyor. Demek ki sadece görüntüden rampa var yani. Şurada tünel var. Tünele girelim. Tünelden sonra müsait bir yerde bitirelim artık. Bugün biraz fazla uzattık sanki. Sohbet muhabbet dağ yolları vesaire derken virajlar derken bakayım. Aynen bayağı bir uzatmışız yani bugün.
Çenemiz de düştü. Bakalım buralarda bir müsait bir alan bulabilirsek inşallah. Müsait bir alanda yok gibi. Şöyle bir bakalım haritadan. Önümüzde ne benzinlik var ne dinlenme tesisi var. Şehir yok. Hiçbir şey yok. O yüzden yol kenarında bitireceğiz ama yol kenarında da bunların olmaması lazım. Bitirebilmemiz için. Basalım bakalım. Nerede bitireceğiz? Retarderle duracak mı bakalım tırın arkasında. Tabii frene basmasaydı daha güzel olacaktı her şey ama. Lan oğlum oğlum. Ulan pedalım kaydı ya. Ulan senin yüzünden pedalım kaydı. Ey maşallah yalnız burası da. Bayağı inişliymiş yani. Bayağı oyunda akşam oluyor. Hiç müsait alan yok. Burada bir yerde bir artık bitireceğiz ya. Şöyle retarderi çekelim. Yavaşlatalım kendimizi şöyle. Şuraya girelim ya. Hani şöyle 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 kayaya da çarpmadan şöyle duralım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yollarımız efsaneydi. Eğer bu haritayı indirirseniz bu yola gelin. Tavsiye ederim, gerçekten çok güzel. Otobüsümüz zaten tartışılmaz. Otobüs efsane abi. Bu otobüs tartışılmaz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.